Karabükspor'da oynarken hatırlarsınız belki. Son hafta biz Fenerbahçe ile oynuyorduk. O zaman Başakşehir Kasımpaşa ile oynuyordu. O gün hani takımın kaptanlarından bir tanesiyim. Önemli oyuncularından bir tanesiyim. 11 tane gol atmışım. İşte Mesut Hoca gitmiş. Bizim Karabüklü Suat Hoca ile beraber son maça hazırlanacağız. İşte takımın tabii abilerinden, kaptanlarından biri olarak işte devamlı konuşuyoruz hocayla. Ne yapabiliriz? Nasıl olabilir? Neyse işte maç günü şimdi ben o zaman işte Gökhan Ünal, ben Güven Varol, Uğur Uçar aynı odada kalıyoruz. Şimdi hoca yavaş yavaş oynayanları aşağıya çağırıyor. İşte Gökhan abi gitti. Ondan sonra o zaman Hakan Özmer sakattı mesela, odama gelmişti. Ya İlhan dedi, seni oynatmıyor hoca dedi. İşte bir oldu da kadroyu almamıştı. Ya dedim ki yapamaz oğlum öyle bir şey. Yani sen ne diyorsun? Neyse dedi, yaklaş şaka yap. Sinirlendiğimi görünce de şaka yapıyorum dedi. Bu ara tabii millet toplantıya gitmiş. Şimdi orada Erdem anlatıyor bunu. Şimdi bakıyor Erdem, ben oynamıyorum. Ahmet İlhan'ın Ahmet'i siliyormuş. İyi nokta parlak yazıyormuş oraya. Hoca bakıyormuş, bu ne? Hocam demiş İlhan oynamıyor. Yok demiş, ben bu maçı İlhan oynatmayı düşünmüyorum. Ya hocam diyormuş, olur mu? O sili hoca siliyormuş, Erdem siliyormuş. Neyse daha sonra Lualo odama geldi. Dedi işte ne oldu dedi, sen oynamak istemiyor musun dedi. İşte Elazığ maçında penaltı kaçırmıştım 2-3 hafta. Korkuyor musun dedim, Lualo ne diyorsun? Benim haberim yok tabii oynamadığımda. Daha sonra hoca beni odasına çağırdı. İşte dedi böyle böyle, tabii son maç, duygusal işte, yani yapmamamın gereken şeyler işte. Tabii biraz da duygusal olduğum için hoca, yani sen nasıl beni oynatmazsın? İşte ben bu takımın her şeyim. Tabii gençliğin vermiş olduğu şeyde de bayağı bir sistemde şeyde bulundum. Daha sonra odayı terk ettim ama yani hüngür hüngür ağlıyorum. Tam çıkarken o ara başkan denk geldi. İşte Nevzat başkandı. O da ne, beni görünce şaşırdı. 4 saat 3-4 saat sonra maç var. Dedi ne oldu oğlum? Gel dedi, o da hemen odada yakındı. Şimdi peçeteyi aldı, benim gözyaşım. Ne oldu sana? Ama ben böyle hıçkırıyorum böyle. Başkanım beni oynatmıyor işte, nasıl? Ne oldu oğlum dedi yani. Dedim ben oynatmıyorum ama ağlayarak söylüyorum böyle, hıçkırarak. Dedi dur dedi, sakin ol. Bir gideyim bir konuşayım hocayla. Başkan da çok severdi. İşte gitti geldi. Dedi oğlum bak dedi, hoca şunu söylüyor. İşte ben kadroyu falan açıkladım. Bu maçı İlhan oynatmayacağım. Eğer dedi bak İlhan, yani hiç dedi. Eğer dedi oynamak istiyorsan dedi, gönderelim hocayı dedi. Ya bu maça dedi, çık hocasız çıkın dedi, kazanacağımızı inanıyorsun ama dedi her şeyde bir hayır vardır oğlum dedi. Belki sonradan gireceksin dedi, bize inanılmaz katkı sağlayacaksın dedi. Geldim odaya, herkes benim odaya geldi işte. Gökhan abi diyor, oğlum diyor bak diyor, İstersen gideyim konuşayım. Senin oynaman lazım, oynatmasın. Yok abi diyorum, boş ver. Ben de sakinleştim. İşte Shelton geliyor, rahmetli. Onu da buradan yad edelim. İlhan diyor işte senin oynaman lazım ama hoca beni oynatıyor. İstersen, yok diyorum, problem yok. Biz bu maçı kazanacağız, artık ben onları teselli ediyorum. Ve maç başladı, daha biz İstiklal maçını söylerken Başakşehir'in gol haberi geldi. Biz maça başladık işte, Mehmet Topuz'du, Mehmet abiydi. O da bize gol attı. Sol Ahmet İlhan karşıladı. Yaptı ortayı. Mehmet Topuz ve gol. Top filelerde gol, Mehmet Topuz gol atıyor. 33. dakika. Fenerbahçe Karabük'te 1-0 önde. Gol Mehmet Topuz. Şimdi Başakşehir kazanıyor, biz kaybediyoruz. Bu şartta da küme düşüyoruz. Ben bu ara ısınıyorum. İşte millet oradan, niye oynamıyorsun İlhan? İşte böyle devamlı şey. Ama ben ağlayarak ısınıyorum. Lan takım düşecek işte. Böyle inanılmaz bir duygusal şeydeyim. Neyse devre arası oldu. Hoca dedi ki seni oyuna alacağım. Tamam hocam dedim ama ısınıyorum, nasıl dua ediyorum. Neyse oyuna girdim. Belki kariyerimin en inanılmaz 45 dakikasını oynadım. Ya da 15 dakikasını diyebilirim. İşte Gökhan abime bir ara pas attım. Penaltı oldu. O penaltıda da işte 2 hafta önce penaltı kaçmışım. Normalde atacağım. Ya diyorum Lua geldi dedi. İlhan dedi ben atayım dedi. Dedim al Lua sen at. Artık benim bunu kaldıracak bir bünyem yok. Daha sonra Lualo atmıştı. Daha sonra Ahmet İlhan'a bir asist yapmıştım. Lualo! Müthiş bir gol atıyor Lualo! İlhan şimdi bıraktı. Ahmet İlhan Özek. Ahmet İlhan vuruyor ve gol!
neticesinde 3-2 maçı kazanmıştık. Yani oynamadığım için inanılmaz çok üzülmüştüm. Yani vermeyeceğim tepkileri vermiştim. Ama daha sonra işte her şeyde bir hayır var dedikleri bu olsa gerek. O maçta kariyerim belki en iyi 45 dakikasını oynadım ve 1-0 gerideyken 3-2 Fenerbahçe'yi yenerek ligde kaldık.